Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Can Bey, seni dün gece o kadar aradım cep telefonundan. Niye cevap vermedin benim çağrılarıma? Müsait değildim, kusura bakma. Ha, ben de öyle düşündüm zaten. Dedim, müsait olsa mutlaka cevap verir. Bekledim, geri dönmeyince buraya kadar geldim ben de. Şu anda da müsait değilim gördüğün gibi. Bana bak, katman olur. Senin müsait olacağın zamanı beklemek zorunda değilim ben. Önce benim elime sıkıştırmış olduğun o şeyin bana bir açıklamasını yapacaksın hemen. Duydun mu beni? Sana yol gösterdim işte. Beni karıştırma. Bir dakika, bir dakika. Öyle bir olta atıp kenara çekilmek diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen bir ışık yaktın, etrafını da aydınlatacaksın. Hüseyin, ben bu işe karışmak istemiyorum. Lütfen. Ben bu işin ince ayrıntısına kadar ne olduğunu bilsem zaten seni bu işin içine bulaştırmayacağım. Sen merak etme. Bak, gerçekten Barış benim ortağım. Yanlış olur. Ya bunun doğrusu yanlışı mı var Can Efendi? Onun doğrusu yanlışı mı var? Sen bu insanların numara yaptığını biliyorsun. Onca insan para kaybedecek, onca insan enayi yerine konacak. Sen bunları biliyorum ama ne akarım, ne kokarım, ne et diye, ne süt diye karışırım diyorsun değil mi? He? Öyle diyorsun. Bu... Sen sigi midir, ne s**tir, o ne ayak onlar? He? Bunlar bu şirkette ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar? Bu Melda kimdir yani? Bana bunların sen ne olduğunu söyle, gerisine karışma. Harbi diyorum bak, sen bana bunları söyle, gerisine karışma. Sen kenara çekil, hepsi bende ya. Sen bana sadece ipin ucunu nereden çekeceğimi göster, başka bir şey karışmayacaksın ya. Ben çözerim bunların hepsini. Sen bana bırak. Aslında fazla da bir şey yapmana gerek yok. Onların SNCG ile işbirliği yaptığını ispat et, yeter. Ya bir git şimdi Allah'ını seversen, bu kadar kolay mı bu mevzular? Aynen öyle. Neden bu kadar gizli hareket ediyorlar zannediyorsun? Bütün çabaları birlikte görünmemeli. Eğer şimdiden bir iş ilişkileri olduğu anlaşılırsa, Alkarz'dan sonra şaibe altında kalacaklar çünkü. Bütün planları ters tepecek. Yasal işlem başlayacak. Hadi ya. Şu anda onların birlikte görünmeleri bile mahvolmalarına sebep olur. O yüzden bu kadar dikkatli davranıyorlar. Ama sen bir şekilde bu bağlantıyı ortaya çıkartırsan, daha teftişte batarlar. İyi de daha teftişe haftalar var. Biliyorum. İstersen hızlandırabilirsin bu süreci. Sen beni bu iş dünyasını süpermeni zannettin galiba, katman oğlum. Ben nasıl aldıracağım teftiş erkeni? Sen aldırmayacaksın tabii, yönetim kurulu aldırsın. Yönetim kurulu mu aldıracak? Yönetim kurulu zaten bunların hepsi. Ailecek yönetim hazretleri. Ne diyeceğim onlara gidip? Bana bakar mısınız kodamanlar? Sizin çanınızın içine ot tıkayacağım. Lütfen şu teftişi biraz geriye alır mısınız? Gelin hep beraber şuna bir elini atalım diyeceğim. Ne diyeceğim? Yönetim kurulu sadece aileden ibaret değil. Onlar çoğunluk. Ama masanın diğer tarafında oturan birçok insan var.